Girdiğimiz macera çok enteresan bir maceraydı. Girmeden önce Serap'la da konuştum. Böyle bir şeye var mısın dedim. Popülerlik rapi rapçiyi bozar mı Serap? Rapçiyi bozmaz. Rapçiye de para lazım ayrıca. Yani. Ben o zaman boynum tutuk şu anda. Bu yüzyılda bana nasip oldu böyle bir karakteri oynamak hakikaten. Evet. Yani Kemal Sunal gibi, Sadri evet. Alışık gibi. Kendisi iyi oyuncu. Seviyoruz. Seviyoruz. Besat şeyler bitmez. Şeyler bitmez. Oksijen TV'deyiz. Kültür sanata dair yeni, özgün, özel projelerin takibindeyiz. Ve söz konusu yenilik olunca Tatbikat sahnesinin yeni sezon ilk oyunu içinde koşa koşa geldik. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Efendim şöyle kısacık anlatayım. Ben konvansiyonelden geldiğim için illaki bir giriş anonsu yapıyorum. Otomatik Portakal. Anthony Burgess'in kült eseri, daha sonra Stanley Kubrick filme de çekti. Her türlü derin bir etki bıraktı okuyanda da izleyende de. Ve şimdi Türkiye'de Elvin ve Erdal Beşikçioğlu rejisiyle rap müzikali olarak sahneye hazırlanıyor. Bence çok acayip bir iş geliyor. Ve tabii ki rap müziği yıldız isimleri kadroda yer alıyor. Böyle olunca konuşmadan olmaz deyip yine heyecanı paylaşalım istedik. Erdal Beşikçioğlu, teşekkür ediyorum. Elvin, teşekkür ediyorum. Selam. Ve Şanlışer diyorlar da Sarp diyeyim. Evet. Efendim. Sarp Balıoğlu. Yaklaş. Hepiniz o müzikle beraber. Capito. Seslerde vokalleri çok iyi duymamız gerekiyor. O şok anını duyalım. Sonu gelmiş iyi gün. Motivasyonunuzu anlamak için öyle başlayayım. Neden rap müzikali diye önce size sorayım. Ben mi başlayayım, sen mi başlarsın? Biz seni sebe verebiliriz bazen sözüm. Tabii canım, yani distopik eserlerin günümüzde postmodern bir gerçekliği olduğu aşikar artık. Evet. Yani Fahrenheit 451'de de kendi içinde sistemin yetiştirdiği elemanları ve Otomatik Portakal'da da aynı şekilde görüyoruz. Rap müziği olmasının sebebi de aslında şuradan doğuyor. Biraz protest bir tavrı var tabii ki. Bir de kullandıkları Burgess'ın Nasdaq dediği bir dil var. Evet. Orijinalinde Rusça ve İngilizceyi birbirine meç ederek yarattıkları bir lisan. Evet, evet, çünkü kendisi lisan. Zaten akademisyen, dil evet. Bunun Türkçe tercümesi çok zor. Ama yakaladığı duygu bakımından da rap müziği bizim yardımımıza koştu. Hikayesi de enteresan tabii ki. Neden Otomatik Portakal? Bir İngiltere seyahatinde Elvin'le beraber National Theatre'ın bir oyununa gittiğimiz zaman kütüphanesini dolaştık. Kütüphanede elimin altına bu geldi. Bunu oyunlaştırmışlar. Sonra çevirdik, baktık ki yani kendi içimizde anlatmak istediklerimiz var ama yani zaman uygun zaman mı? Şimdi Alex'i kim oynayacak diye rafa kaldırmıştık. Baş kişisi eserin. Evet, rafa kaldırmıştık ve bir gün sahibi çıkar dedik. Daha sonra Sarpların ve ondan önceki genç tayfanın bir böyle toplu bir albüm istekleri, rap albüm istekleri ortaya çıktı. Benden de bir Shakespeare tiradını okumamı istediler. Gel zaman git zaman biz okuduk tabii ki onu. Ama bir baktık ki orada Sarp diye bir tane çocuk var ve yani yaptığı iş yani gerçekten çok iyi. Sonra tanışma öyle oldu. Yani. Evet evet. Sonra araştırmaya baktığımız zaman da Ludovico diye bir albüm yapmış. Yani ya. Gençken kaç yaşında yapmıştın Sarp ya? 7-8 sene falan oluyor. Öyle mi? O kadar önce mi? Dedim ben o zaman bir buluşalım şunla bir soralım ya. Otomatik Portakal evet, bizi yani çağırıyor. Ludovico'yu bir soralım dedim. Evet, yani sonra evet. Sarp dedi ki benim çok sevdiğim bir eser. Ezbere bilirim o hikayeyi. Onun üzerine de böyle bir işte orada tedavi etme şekli. Ya onu biraz anlatacağım yani. Tabii. Bilen var, bilmeyen var. Tabii.
Şimdi sözünü ettiğimiz eser zaten üzerine külliyat yazılmış bu arada. Öyle. Anthony Burgess ne anlatmak istedi diye. Yani kim ne aldı bilmiyorum da ne anlatmak istediğine dair de o kadar inceleme var. Öyle. Şiddet ve aklınıza gelebilecek en zorlu sahneler kitapta da belki filmde başka bir yorum ama bir sahnede onu göstermeyeceğiz şimdi, çok fazla onu tabii açacağım ki. Biraz yani, zaten. Onu seyredilebilir olmasını istiyoruz. Şöyle bir durum var yani Kubrick'in anlatmış olduğu filmde gerçekten çok vahşice anlatılıyor. Çok. Fakat kitapla yüzleştiğinizde kitabı Burgess'ın dilinden okuduğunuzda çok şairane. Şiddeti hiç Kubrick'in gördüğü gibi anlatmıyor. Yani orada bir nüans var. Tam çok da bunu soruyordum Elin. Çok büyük bir nüans var. Bu şiddeti o kadar şairane ve o kadar güzel anlatıyor ki zaten o yüzden öyle anlatıyor. Üstüne Ludovico sistemi de girince bu toplumun iyiliş edilmesi ve sıradanlaştırılması, duyarsızlaşması da girdiği zaman o şairane dil bir anda kendini gösteriyor. Siz mesela Kubrick'in eseriyle okumaya başladığınızda eser o değilmiş gibi geliyor. O yani, eser aynı eser değil. O yüzden biz işte yönetmen farkı. Biz eserinin dilinden gidiyoruz aslında. Biraz oradan bakıyoruz. Aynen oradan bakıyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz. Yani o toplumsal bilinci ülkemizdeki toplumsal bilinç üzerinden okumaya çalıştık biz de. Ya o 16 yaşındaki bir ergen gencin bu siyasi süreç içerisindeki bugüne kadar gelen durumuna bakmak istedik aslında. Şimdi, çok genç yaşta Sarp'ın radarına otomatik portakal girmiş, Ludovico girmiş. Ludovico da nedir? Azılı bir çete lideri Alex, yani baş kahraman. Ve hapse düştüğünde ona öyle beter bir tedavi uygulanıyor ki işte o tedavinin adı Ludovico. Evet. Peki ne oldu da senin albümünün adı oldu? Ya çok güzel ben, soru geldi yalnız. Evet. Ben o albümde Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal tarihini anlatmıştım ve albüm epey sert ve provoke ediciydi. Aslında orada Ludovico tekniğini dinleyenlerin üzerinde uygulamak istemiştim. Yani onların midesi bulansın bu ülkede olanlardan, yakın tarihimizde olanlardan diye. İsmini o yüzden Ludovico koydum harcını. Düşündüklerin değil yaptıkların kadarsın. Hazmedersin. Arabalardan ve siyasetten bahsedip büyüdüm zannedersin. Omzunda borçlar, ruhunu kaybedersin. Umarım bir gün bunlar için kendini affedersin. Peki geri dönüşler? Midesi bulananlar oldu. Öyle mi? O zaman yani amacına ulaştı teknik diyeceğim. Demek ki teknik. Ki kullanılmaya orada bir şey koyalım. Şimdi tabii gerçekten mevzu derin, mevzu hassas. Ama biz bunu sahneye uyarlıyoruz. Az önce o noktanın altını çizdin, iyi oldu. Çünkü şunu da merak ediyorum. Evet, rap müzik şu an çok geniş bir kitleye ulaşıyor. Farklı bir dünya gibi gözüküyor. Ama hem rap müziğe ve size hayran olan bir izleyici kitlesini bekliyoruz. Hem de bizim gibi hala o dünyanın içine tam girememiş ama cesaretli işleri izlemeye meyilli izleyiciyi de bekliyoruz. O yüzden ben hani bir seyirci profili ya da reaksiyonu öngörünüz var mı? Yani biz bir medeniyetler buluşması, kuşaklar ya, buluşması yaşar mıyız? Biraz öyle olacak. Yani. Biraz hani kendim yaşarız inşallah. Öngörü yaptım. Yani istiyoruz tabii ya. Çok aileyle beraber yapmış, seyredilmesi bizim en istediğimiz yapı. Yani hani çünkü oyunun finalinde de elimizde hala böyle ateş parçaları var ve lütfen bu ateş parçalarını doğru yönlendirmemiz gerekiyor diye bitiyor. Ortaya bırakıp gitmeyelim yani değil mi? Yani biraz öyle bir sonunda finalde de zaten dramatik bir finalle sonuçlanıyor. Niyetimiz o, profilimiz o. Yani anne, baba ve... Nesil. Ya şimdi çok enteresan tabii. Sarp'ın yaptığı müziği... Ömer dinliyor. Yani benim 10 yaşındaki çocuk. Bizim evde yardımcımız bayılarak dinliyor. Kendisi 30 yaş grubunda. Ve Türkmen. Ve benim Türkmen. Annem dinliyor 82 yaşında. Ve 82 yaşında. Ben Sarp'ı açtığım anda direkt geliyor. Neredeyse oradan çıkıyor ve geliyor. Mesela premiere gelmek için yani şimdiden biletlerini aldılar. Göreceğim o çocuğumu sahnede diye. Çocuğum sahnede. Sarp... Bak çok güzel söz oraya geldi. Şimdi ben
rap'e başlangıç düzeyinde kalmış olabilirim. Çünkü yıllar önce Ceza ile ilk albümünü yaptığında buluştuk. Hatta Ceza'nın ilk belki de az sayıdaki canlı yayınından biri benleydi. O zaman inanmayacaksınız, sosyal medya yok. Doğrudur. Sadece kanalın maili var. Mail kutusu kilitlendi. Ben anlamadım. Sagopo Kajmer, Ceza bir şeyler oluyor o mailde. Yani onu mu okuyayım canlı yayında? Ceza'yla da yeni tanışmışım. Ya çok farklı bir dünyaydı. Bak o gün dedim ki burada bir şey oluyor. Evet. Sonra zaten rap çok popüler oldu. Geniş kitleli. Şimdi bunu söylerken acaba kendimle çelişiyor muyum? Şunun için soruyorum. Şimdi biz protest olan, değil mi, alternatifte gördüğümüz bir müzik türünü şimdi dizilerin en can alıcı sahnelerinde görüyoruz. Hı. Pop yapanlar rap'e meyletti. Yani şimdi öyle bir şey var. Sonra bir anda sordum ya, popülerlik, hani açıktan sorayım, rap'i, rapçiyi bozar mı Sarp? Ne oluyor? Bence bozmaz. Ya öncelikle... Ama dünyada da böyle tabii yani. Yani rap kültürüne çok bir anlam yüklememek lazım bence. Aslında o bir form. Yani rock müzik güzel. Gibi, işte popüler hafif müzik gibi, rap müzik bir form. Bunu bir eğlence müziği şeklinde de icra edebilirsin. Dertlerini anlatmak için de icra edebilirsin. Hı. Bir alt kültür olarak çıktığından ötürü ve işte ezilmiş bir kesim tarafından yaratıldığından ötürü tabii ki çıkışında çok daha sert ve politikti. Fakat sonra bu ihtiyaç azaldığı için, yani icra ediciler tarafında, biraz yumuşadı ama bu çok normal. Rock müzik de eskiden böyleymiş ilk çıktığında. Sonra şu anda bütün rock şarkıları, aşk şarkısı yani, başka türlüsünü neredeyse göremiyoruz. Aynı dönüşümü rap de yaşıyor. Kendi içinde dallara ayrılıyor. Ben biraz daha sosyal farkında olan tarafında kalıyorum rapin. Yani bence rapçiyi bozmaz. Rapçiye de para lazım ayrıca. Ama tuhaf da bir arada. Çelişki yok mu yani şimdi? Protest bir iş yapıyorsunuz. Hı. Protest bir işin popüler olduğu bir sistemin içerisindesiniz yani. İşte onu anlamaya çalışıyorum aslında. Tuhaf bir durum yani. Ya aslında popüler olan şey işin protest tarafı değil de formu oluyor daha ziyade. Hmm. Yok, yine sözleri dinliyoruz ya, inanılmaz şiirler benim var. Benim öyle yani. Benim o zaman şöyle bir ayrım da var ama. Belki. Çok sayıda dinlememiş olduğum için hani, bilmez tarafımla soruyorum. Yani şimdi bir böyle... daha ticari gözükenler var. Doğru ifade ediyor muyum? Çünkü ne oluyor? Onları her yerde görüyorsun. Hı hı. Ama bir de daha ayrı bir yerde duranlar var. Onlar da sanki yani, türler mi ayrılıyor artık? Aynen öyle. Altyapılar mı? Aynen. Bir şey ayrılıyor. Aynen. Onun farkındayım. Tabii kendi içinde dallara ayrılıyor. Yani bir tarafta Sibel Can var, bir tarafta Zülfü Livaneli var, öyle düşünün yani. Hmm, işte anladım. Aynı şey rap müziğin içinde de var. Üst başlık rap müzik olarak evet, duracak aynen, diyor. Aynen öyle. Ya bir de ben az önce bu gelen insan profiliyle ilgili sorunuza bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Ben öncelikle 16 yaşında hiç tiyatroya gitmemiş, hiç müzikal izlememiş rap dinleyicisinin buraya gelmesi konusunda çok heyecanlıyım. Hı. Diğer taraftan da Florilla gelip müzikal izleyen kitleye de selam, rap burada da var, hiçbir yere kaçamazsınız diyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Anladım, bizden bir alacağınız var. Aynen. Öyle anladım. ben ortada duruyorum. Şu ana kadar anlaşılmıştır tabii, herhalde. Tabii. Müzikale dönersek burada müzik türünden niye söz ediyoruz? Çünkü bunun adı rap müzikali. Yani bir müzikal yapmanın zorluklarını soracağım ama neden bunun üstüne duruyorum? Yine tuhaf olan Anthony Burgess aslında bu anlamda da kitabında bir eleştiri yapıyor. Popüler müziğe bir eleştirisi var. Aynen, Beethoven'la karşılık veriyor. Evet, evet, yani Alex'in Beethoven tutkunu olması. Evet. Ama klasik işte müzik, o özellikle. Klasik müzik evet. Ve o tedaviden sonra evet. Beethoven duymaya dayanamaz hale gelmesi. Evet. Şimdi bu da tuhaf bir çelişki, öyle değil mi? Biz şimdi rap kesinlikle. Müzikle bir tür böyle bir sınav mı vereceğiz onu acaba? Onu Erdal çok güzel meç etti, anlatsın kendisi. Hı. Çok doğru bir yaklaşımda bulundu. Biz tabii ki bu Nasdaq dilini rap müzikle yaparken aynı zamanda da klasik müziğin Alex üzerindeki etkisini de vurgulamak istedik. Bu yüzden de Utar'la çalıştık. Yani onu Sarp'la da konuştuk. Bu rapi klasik bir altyapı üzerinden söylesek nasıl olur dedik. Yani biz bir ritim içerisinde sözleri
söylemiyoruz sadece. Yani aynı zamanda Alex'in dünyasının içerisinde o yaylıları da duyacağız. Yani o senfonik yapıyı da hissedeceğiz ya seyrederken. Bunu oluşturmak çok zor oldu tabii ki yani. Evet, ama o kısmını anlatın biraz, dökün içinize artık. Sarp'ın Ludovico'dan seçtiğim birkaç tane eseri vardı. Fakat onun tekrardan adapte edilip tekrardan yorumlanması gerekiyordu. Zaten Sarp'ın da en kabusu orada başladı. Çünkü bunun orkestrasyonunun yapılması gerekiyor. Yani o doygunluğun olması gerekiyor. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başındaki Cem'i Deli Orman'la görüştük. Evet. Cem dedi ki ya böyle bir hikaye var, böyle bir hikaye. O da de, genç, çok tutkulu, çok, evet, çok seviyorum. Bir yana da eğitim görmüş falan. Evet. Yani şu anda çok, çok müzik altyapısı, çok, evet, çok güçlü. Bak, bir bunu bilmiyordum. Evet. Harika. İnsan. Dedim ne yapacağız Cem? Cem geldi, oturduk, dinledik hikayeyi. Dedi bunun dedi şeyi dedi, reçetesi dedi Utar dedi. Utar kim ya dedik. O da klasik eğitim almış. Amerika'da yaşıyor, Grammy ödüllerinin jürisinde. Yani bir Türk. Çok yani, o da çok çok önemli bir isim artık dünyaca. Bir kompozör. Dedik ki Sarp böyle böyle bir durum var. Şu eserleri bir gönderelim mi? O bir dinlesin mi dedi. Sarp da o konuda yani nasıl diyeyim çok çok açık bonkör davrandı. Evet. Tabii abi dedi neden olmasın dedi. Utardan... Ben de gönderirdim Grammy'nin jürisine. Ben o zaman o referansı bilmiyordum. Bilmiyorum. Bravo diyorum. Bravo. Ya bir şey yapacak ama bu adam ne yapacak? Bir bırakayım vardır dedi bir belki bildiğin de kafasında. Yani çünkü bir insanın eserini bırakması çok zor. Tabii. Aynı şey tabii. Roman yazarlarda mutlaka, da var çünkü. Mutlaka. Evet. Sonra? Sonra Utar'a gönderdik biz parçaları. Utar'dan yavaş yavaş gelmeye başladı. Dedim Sarp. Bu çok acayip bir şey olmuş. Evet abi dedi. Ben bunu dedi yine kendi içimde biraz daha düzenlemek istiyorum dedi. Utar gönderdi. Sarp yaptı. Utar gönderdi. Ya oralar çok sıkıntılı zamanlar. Evet, hani beklemek uğraşlar ve beklemekten sonra gelen eser üzerine hayal kurup sahne üzerinde bunu realize etmek. Önce olacak ki sonra biz realize edecek. Müzik bizi nasıl etkileyecek. Fakat bunlar bir 2,5-3 ay gibi bir zamanda arka arkaya tempolu bir şekilde toparladık. Çok iyi bir zaman dilimi. Evet, evet. Öncesi var ama bizim. Ama biz çok önceden çalışmaya başladık. Yani, evet. Ama biz neredeyse yani bir yıl önceden çalışmaya ben baştan, başladık. Yani şöyle söyleyeyim, bir 6 ayım sadece evde sarp dinleyerek geçti yani. Evet. Ben de bunu tahmin ettim. İşte o yüzden baştan söyledim. Her ne kadar şimdi bu dünyanın içine girdiniz ama bize değişik gelen bir dünya rap müziğin dünyası. Liyakatleri var kendi aralarında. Evet. Yani bu da çok yani mesela televizyonda olmayan bir iş. Yani entertainment'da olmayan bir iş. Liyakatle hiç ilgilenmiyor hiç kimse. Ama müzikte o söz ve şiir kısmında rap müzisyenleri bu konuda tuhaf bir liyakate ve yani nasıl diyeyim? Birbirlerine karşı çok ilginç bir saygı, taraf tutma durumları sevgi da var evet, yani. Kollama birbirlerini. Bizim tiyatroda var böyle bir şey. Tabii ama şimdi böyle bir birbirini kollamaya ihtiyaç da var. Çünkü her ne olursa olsun popüler de olsa aslında hep diğeri değil tabii, mi? Tabii. Rap müzik ve o dünya tabii. İşte diğeri öteki demiyorum, tabii. Öteki kavramını evet, sevmiyorum tabii. Ama protest diyelim o zaman. Protest veya işte bir DJ var, bir sözü var, evet, bir duruşu var. Evet, hep başkası için. Evet. Başkasını harekete geçirebilmek için. Provalarda nasıl gitti? Her şey yolunda mı? Bunu Sarp'a sorumlu. Sarp sen söyle. Boynum tutuk şu anda. Kötü deme. Güzel şeyler söyle. Güzel şeyler söyle. Yok burada şimdi artık şey ben de dijitale geçtim. Lütfen lütfen böyle yok, yok, olduğu yok. Gibi çok söyle. Ben. Direkt başta söyledim ya. Yani. Direkt yani başta söyledim. Çok eğlendik. Çok güzel eğlendik falan. Yok, çok oldu. Eğlendik. Yok vallahi ben çok eğlendim. Ben çok eğlendim. Çok kısa bir sürede çok ciddi bir formal eğitim aldık. Artı yani işte dans hocamız profesördü. Benim oyuncu koçum Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu'ydu. Dolayısıyla çok liyakatli, çok iyi bir eğitimi, çok kısa bir sürede yani dünya parayı 90 alamayacağın şekilde aldık. Bizim için müthiş bir deneyimdi. Doğru ama ya. Çok yorucu muydu? Evet. Tabii çok yorucuydu. Evet. Hem mental olarak hem fiziksel olarak çok zorlandık. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz kültür disiplini
çok daha rahat. Biz kendi istediğimiz zaman yapıyoruz her şeyi. Ama bu kolektif işte bir tane tanrı var, bir tane tanrıça var. Onlar diyor ki 9'da burada oluyorsunuz, şimdi yere yatıyorsunuz, şimdi bayağı askeri düzen yani. Sebep diyemedin değil mi? Diyemiyorsun çünkü işin çıkması için başka bir yol olmadığını anlıyorsun. Evet. Bizim disiplinimiz çok kişisel. Ben oturup tek başıma evde bütün şarkıyı başından sonuna yaparım. Klibini bile kendim çekerim, internete bile kendim yüklerim. Dolayısıyla ben kendi istediğim zamanda çalışmaya alışkınım ama işin içinde 50 kişi olduğunda öyle olmuyor. Yani evet, bir tanrı gerekiyormuş. Yani şey zordu tabii çünkü yani provaya başlanılan saatler normalde bizim yatmaya başladığımız saatler yani. Ama bir şekilde orta yolu bulduk. Biraz ittire kalktıra. Yok ama başta konuştuk konu yani. Yani anlattı sizin tabii. Disiplinle bizim tiyatronun disiplini biraz farklıdır bir yani. Bir de tiyatro disiplininden söz ediyoruz. Ama anlatmak işte görmekle eş olmuyor. Şimdi Ankara Tatbikat'ta çalıştık biz bir ay, bir buçuk ay kadar. Sarplar indiler. İlk önce bir gençleri gördüler. Böyle bir hoşlarına gitti. Çocuklar çalışmışlar, seyredecekler. Seyrettiler, bayıldılar. Ertesi gün 10 dedik. Kaldılar. Sonraki gün 10. Sonra gelmeyenleri otellerinden almaya başladık. Telefonlar gelmeye başlıyor. Sizi bekliyoruz hadi falan. Ya bu iş öyle bir şey değil. Derken bir süre sonra artık çocuklar abi hiç anlattığın gibi değilmiş bu. Tabii canım direkt öyle değil. Bizim Ankara'daki yer çok böyle kamp gibi bir yer. Yani tiyatromuz var, yanında lojmanlarımız var, diğer yanında otelimiz var. Kaçış bütün, yok yani. Yok mümkün değil yani. Yok hiç kaçış. Ki bunun farkındaydı zaten. Sarp da bütün sistemi Ankara'ya taşıyıp orada da çalıştılar. Tabii onlar üstü yani biz Ankara'da. Gündüz prova yapıyorduk ama yani gece de parçaların Erdal'da bütün çalıştı, düzenlemelerini yapıyorlardı. Sabah da yeni ne besteler de var zaten var, değil mi? Var. Var. Evet. İçinde galiba 5 tane. Çok şahane besteler. O kadar güzel ya. Ki çünkü bir de çok zor bir şey. Romandan tabii ki özümsenerek o yüze doğru giderek alınan Erdal'ın işte o da ayrı bir çalışma gerektirdi tabii. Çok uzun, çok meşakkatli. Ve bunları iyi ki konuşuyoruz. Bir de bir belgesele mi dönüşecek? Ay evet. Ya süreç o. Çünkü girdiğimiz macera çok enteresan bir maceraydı. Girmeden önce Sarp'la da konuştum. Böyle bir şey var mısın dedim. Yani seyrederiz, sevmediğimiz yerleri atarız nasıl olsa dedim. Ondan sonra tamam abi dedi, olur dedi. Sonra Bora'yla bu konuyu paylaştı. O da bu maceranın peşine... Siz takılın ben çekerim dedi. Bir süreç başladı ki yani 35 kişinin peşinde mum, kamera. Yani bizim hiçbir kaçacak ve yalnız bir tarafımız yok. Onların kaçacak. Onların da kaçacak yalnız, evi. Yalnız tarafları yok. Bayağı BBG evi gibi yaşadınız. Aynen yani. Öyle yaşadık. Yani her şey ortada. Evet. Yani ama işte o üretim bunlar, krizi vesaireler. Evet, görülsün de. Böyle bir iş nasıl çıkıyor? Ya işte biz de bunu istedik. Aslında. Kesinlikle. Tarihe bir not düşmek istedik gerçekten. Evet. Yani çok var yani işte oyunlar biz de yaptık pandemide. Oyununuzu çekiyorsunuz, sergiliyorsunuz, tabii. Seyrediliyor falan. Ama dert işte oraya kadar gelen o sürecin ne kadar aslında kültürel bir altyapıyı, bir vizyonu, bir oluşma şeklini, bir varoluş şeklini tabii. Oluşturduğunu insanlar algılayamıyorlar. Bunu algı çünkü bu bir acayip büyük bir kültürü yatırıyor altında. Tabii. Yani bunu gerçekten görmeleri gerek. Yani 70 dakika ne kadar zamanda çıktı. Evet. Ne büyük krizlerle çıktı. Farklı disiplinler kendi içlerinde nasıl ortak paydada buluştu bunlar. Bence yani, önemliydi. Tiyatro sanatının neden sanat yanına konulmuş? Yani skeç değil, herhangi bir şey değil. Yani tiyatroda biz Erdal'la oyun demiyoruz mesela, eser diyoruz. Çünkü o bir eser gerçekten. Yani bizim için öyle. O yüzden tiyatro sanatında sanat kısmının bütün herkes tarafından nasıl oluştuğunun görülmesi için. Ama Broadway'de de böyle, İngiltere'de de böyle. Yani hani oyunların kendi içerisinde bir rejisi var ve o reji dünya üzerinde o şekilde sahnelenerek. Tabii. Çünkü o bir oyun değil artık, o bir eser. Tabii. Yani bunun da bir parça farkındalığını yaratmak için bu maceraya girdik aslında belgesel olarak. Bence çok anlamlı olmuş. Bir de şimdi yani Türkiye'deki ilk rap müzikali. Doğru mu?
Evet, bence profesyonel öyle. Profesyonel anlamda bence öyle. Ben tabii yani, bildiğim kadarıyla benim, söylüyorum. Benim de bildiğim yok, kadarıyla. Yok yani. Benim evet. Daha benim yok. Olurdu. Yok. Yani. Senin olurdu. Yapılsaydı olurdu. Yani, bunu o yüzden de önemli dışında, yani kayda geçmesi, evet. Kayıtta kalması iyi bir şey bunun. Evet. Yurt dışında bunun örnekleri var. Vardır muhakkak. En önemli evet. Örneklerinden evet. Bir tanesiydi. Ama tabii İngilizce'de rap yapmakla Türkçe'de rap yapmak. Çok tabii başka. Tabii çok farklı. Şey. Aynı şey değil o sözlerin uyakları. Ben Türkçesini de anlamadığım için bana ikisi de olabilir aslında. Orada kelimeleri çok zor yakalıyor. Yok burada fena değiliz. Yakalarız onların hepsini. Bir de Erdal'la şöyle bir şey de yaptık. Yine seyirciyi düşünerek. Bir kitapçık çıkarıyoruz. Onun için de çok büyük uğraş verdik. O da gerçekten tatbikat için. Yani otomatik için çok özel tasarlandı. Ve librettoyu oraya yazdık. Yani mesela kitapçı aldıkları zaman şarkıları da çok rahat bir şekilde takip edebilecekler. Ya da o anda takip edemediyse bile eve gidip okuduğunda daha bağlantılar oturacak. Şunu düşündüm bak şaka yok, diye doğru, algılamayı. Hepimiz düşündük. Şunu düşündüm acaba dedim hani o böyle yabancı tiyatro toplulukları geldiğinde altyazı oluyor ya. Yok düşündük. Yok biz de düşündük diye. O kadar anlaşım var değil ya. Allah'tan yani fonetik ve diksiyon olarak. O kadar da düşündük. Biraz Alex'i de anlatalım istiyorum. Çünkü yani bu Alex dediğimiz kişi hakikaten benim hala belki anlamakta. Hani o içerideki motivasyonunu çözmekte yetersiz kaldığım bir karakter. Ben hemen anlatırım onu. Ya. Tabii çünkü ülke üzerinden siyasi konjonktüre göre değerlendirdiğiniz zaman kitabı onu anlamak çok daha kolay oluyor. Basit bir örnek vereceğim. Anadolu Lisesi olarak başladığınız bir liseden İmam Hatip Lisesi mezunu olarak çıktınız. Ve böyle bir kuşak yetişti. Bu şu demek, ya gençleri baskı altında tutup sistemin istediğini yaptıracaksınız ya da o gençler bu sistemden kaçıp kendi sistemlerini yaşayacaklar. Alex'in içinde bulunduğu hikayede biraz bu. O sistemin, baskıcı sistemin dışına çıkıp kendi sistemi içerisinde şiddeti neşeye övgü olarak görüyor. Evet, ama doğru. Her genç gibi... Neşeye övgü. Evet, Burgess'in özellikle tanımı bu. Ama her genç gibi zaten o da sağa sola çarparak hayatı tanımaya başlıyor. Bir tecavüzü, ardından yaşlı bir kadını öldürmesi, onun ardından cezaevindeki hayatı ve cezaevinden kurtulmak için kendini bilime kobay olarak vermesi, siyaset, din ve bilim üçgeni arasında kalmış, sıkışmış bir karakter olarak görüyoruz Alex'i. Başladığımız zaman çok kızıyoruz ama gerçekle yüzleştiğimiz yavaş zaman yavaş bu empatiyi sağlayarak hissediyor muyuz? Ben çok üzülüyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani Burgess bu eseri 60'larda yazmış. Evet. Bunu İngiltere'de yazmış. Doğru. Ve şu an bu Türkiye'ye de gayet iyi uyuyor. Amerika'ya da gayet iyi uyuyor. Yani evrensel olabilmesinin tanımını içeren bütün kült postmodern şeyler gerçeklik içerisinde. Yani sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yani tabii, başa tabii çıkılamayan gençlik, yönlendirilemeyen gençlik. Ki eğitimde bunu yaşıyoruz. Sokaklarda bunu yaşıyoruz. Şiddete meylediyor. Neden? Çünkü varoluşunu bir güçte arıyor. Gücü de şiddette ve sokakta arıyor. Şimdi öldürürsen karşında beni bulursun dedim. Değil mi? Bir yandan böyle bir proje yürüyor. Bir yandan Behzat Ç. devam ediyor. Ben bu Behzat Ç. meselesini biz Erdal'la çok kez konuştuk. Hatta öyle bir dönemdi ki Behzat Ç.'nin böyle hani en herhalde 2010'lar falan, bilmiyorum tarihleri. FETÖ'den önce. Bak ne güzel kerteriz olmuş. FETÖ. Şimdi o dönemde
Erdal kanala gelmişti. Benim çalıştığım kanala gelmişti. Zar zor kulise kapattım Erdal'ı. Çünkü kızlar hayır. Aa, bir büyük hayranlık. Evet, şimdi evet, doğru. Neden bunu örnek olarak veriyorum? Ben televizyonda seyretmeye başladığımda son derece erkek işi. Emrah Serbest'in zaten evet. Eseri, kitabı. Ve ben kendime şaşırmıştım. Ya ben nesine tutuldum bu dizinin bu kadar diye. Sonra o etkiyi öyle bir gördük ki Erdal'a hatta o zaman şakası vardı. Kapıyı kapattım, dedim ki bir %50'yi dışarıda zor tutuyorum. O yüzden sen burada kal. Ama sonra gördük ki bu efsane büyüdükçe büyüyor ve yani Behzat Ç. Hep de büyüyor. Büyümeye evet. de devam ediyor. Behzat Ç. bitti demeden bitmiyor bu yani, iş. Ne olacak? Bu yüzyılda bana nasip oldu böyle bir karakteri oynamak. Hakikaten evet. Yani şey gibi, Kemal Sunal gibi. Evet, biraz ters öyle. Köşe bir Kemal yani Sunal da olsa. Sadri Alışık gibi, evet. Yani Turist Ömer gibi. Ya bir tür, seri. Bu tür karakterler işte o ismiyle anılmaya başlayınca bu da bize nasip oldu. Ama biz çok sevdik tabii oynadığımız karakteri. Tabii bütün ekip bu arada. Bütün hikayeyi sevdik. Hikayedeki oyuncular oynadıkları karakterleri sevdi. Yani tuhaf da bir vicdan muhakemesi vardı Behzat'ın. Çok erkek bir taraftan ama çok çocuksu saflığıyla beraber. Diğer karakterlerde de bu vardı. Ve bu devam ediyor hala. Üstelik evet. Yani hani tuhaf bir şekilde artarak devam ediyor. Enteresan. Bilmiyorum. Hani gençliği bir... oyuncu. Seviyoruz. Seviyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ailecek seviyoruz. Yok şimdi Derin de oynamaya başladı. Tabii ya Besaç'a evet, başladığında Derin ilkokuldaydı. Valide 2,5 yaşındaydı. Tabii ilkokuldaydı. Şimdi Strasbourg'da konservatuar okuyor. Geliyor yazın. İki sezondur Besaççı'da oynuyor. Yani onun için de çok değişik bir deneyim oldu. Yani çünkü ellerinde büyüdü. Oradaki tabii herkesin. Canım kredisini ödüyor kız da yani. Evet. Besaççı boyunca okuduk. Evet, doğru. Bir de öyle bir şey ödüyor ya. Şimdi bir master'ımız evet, vardı. Aynen. Peki devamı konusunda bilmiyoruz daha. Behzat Ç. bitmez bu diyorum. Bu ikinci sezon işte herhalde Kasım Aralık gibi girer. Üçüncü sezon da çekilir. Dördüncü sezon da çekilir. Evet. Yani gidişata göre değişir mi? Yok yani insanlar hani oynamak istedikleri sürece oynar yani. Hani. O zaman Behzat Ç. bitmez diyerek. Erdal bitti. Behzat Ç.'ler bitmez. Behzat Ç.'ler ölmez. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten yolu açık olsun. Haydi bakalım, kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.